Sayın Rüştü Tiryaki. Buyurun Sayın Tiryaki. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 239 sıra sayılı işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 24. maddesi ile ilgili bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi teklifle Cumhurbaşkanlığında görevlendirilmek üzere yeni bir kadro ihdas ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı röportörlüğü. Şimdi anlıyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarımız da bu maddenin geri çekilmesini istiyorlar. Bunu tam anlayamadık. İki hafta önce de gene bir başka kanun teklifinde bu madde vardı. Geri çektiniz. İşsizlik sigortası kanununa yine eklediniz. Yine geri çekiyorsunuz. Bu konudaki tartışmanın kaynağı nedir bilmiyoruz ama bu Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu teklife göre özel yarışma sınavı ile raportör yardımcısı alınacak. Bunlar da yabancı dil koşulu aranabilecek. Yasama uzmanıyla aynı statüye tabi olacaklar. Hem mali haklar hem de sosyal haklar açısından. Ve atandıktan sonra bir tez hazırlayacaklar. 2 yıllık süre içerisinde 2 yıllık yetiştirme döneminin sonucunda da yeterlik sınavına girip başarılı olurlarsa raportör olarak atanacaklar. Neden uzman olarak değil de raportör olarak alınıyorlar bunu bilmiyoruz. Neden yasama uzmanı ile aynı statüye tabi tutuluyorlar bunu da bilmiyoruz. Bir de önemli bir şey umarım bir daha getirmezsiniz bunu. Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarından bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanlar başka bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı'yla bağlı kuruluşlarda uzman olarak özel yarışma sınavına tabi tutularak girilen uzman kadrolarında görev yapabilecekler. Ben şunu söyleyeyim, böyle bir sistem birkaç yıl devam etsin. Emin olun bütün bakanlıklarda Cumhurbaşkanlığı eskisi raportör kadrolarıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi iki tane şeye özetle söz söylemek istiyorum. Bir tanesi şu, gerçekten bu hafta parti devleti konusunda önemli bir gelişme oldu. Niğde'nin Alay ilçesinde belediyecilik işlerinin arasına parti üyeliğini de ekledi. Belediyenin internet sayfasına giriyorsunuz, sol üst köşede parti üyeliği diye bir bölüm var. Oraya tıkladığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi üyelik formu görüyorsunuz. Mayıs 2020 tarihinde Diyarbakır Valisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve ilçe başkanlarıyla ortak bir toplantı yapmıştı. Mayıs 2020'de. Bütün il ve ilçe başkanlarının tamamının katıldığı bir toplantı. O zaman da söylemiştik, bir daha söylüyoruz. Gerçekten ülkeyi parti devleti haline getirdiniz. Devlet kurumlarının bürokratlarına ak kadro diyorsunuz. Konuşurken ak kadro diyorsunuz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadrosu. Genel müdürler için de söylüyorsunuz. Müsteşarlar, şimdi yok, bakan yardımcıları için de söylüyorsunuz. Daire başkanları. Ya Emniyet Genel Müdürü söyledi ya, İçişleri Bakanlığı'nın toplantısında geçen yıl ben katıldım. Ak kadro diyor ya, devletin kurumlarının bürokratlarına. Bunun ismi parti devletidir, emin olun. Mehmet Bey, bunun ismi parti devletidir ve sonu hiç hayra gitmez. Bir şey daha söyleyeyim. Evet, geçen hafta işsizlik sigortasıyla bu esnek çalışmaya dair birkaç şey söylemiştim. Ama gerçekten ülkenin ekonomisi iyiye gitmiyor. 10.600 dolardan kişi başına milli gelir 7.200 dolara düştü. Yani neredeyse %30 fakirleşti. Her yurttaş fakirleşti. 10.600 dolardan 7.200 dolara. 420 milyar dolar civarında ülkenin dış borcu var. Çocuklarımız değil, torunlarımız bile borçlu doğacaklar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı geçen gün bütçe görüşmesi sırasında yoksulluğa ilişkin eleştirilere yanıt verirken şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye'de artık aşırı yoksulluk yoktur. Arkadaşlar, Türkiye'de artık aşırı yoksulluk yoktur, doğru, ama
kitlesel yoksulluk var, kitlesel. 16 milyon kişi yoksulluk sınırının altında ve 18 milyon kişi yoksulluk sınırıyla. Hangi katsayıyı esas alırsanız alın fark etmez. Dolayısıyla yoksulluk %50, %60'larda. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2447 TL, yoksulluk sınırı 7973 TL. Yani bu rakamlara göre gerçekten ülke nüfusunun %56'sı yoksul. Çıkar bu rakamlara yanıt verirsiniz. Bakın diyorum ki şöyle sanıyor Sayın Bakan herhalde. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri, kürsüdeki hatibe müdahale etmeyelim lütfen. Buyurun sayın, siz de genel kurula hitap edin. Tamam Sayın Başkan, tamamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir daha ben, söylüyorum. Ben siz müdahale ettiniz. Sayın vekilim bir saniye. Aynı şekilde evet meclis şeyinde var, literatüründe var. Laf atılabilir. Ama sürekli laf atarsanız ben de sürekli konuşma süresini uzatacağım. Buyurun Sayın Milletvekilim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bakın bir daha söylüyorum. 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi de yoksullukla karşı karşıya. Yani 7 bin TL'nin altında geliri olan 4 kişilik ailelerden bahsediyoruz. Bu rakamlar veri güvenilirliği olmayan TÜİK verileri. Yani hani ben söylemiyorum. İşsizlik rakamı da tutmuyor. TÜİK'in hiçbir rakamı tutmuyor. Ama bu veriler bile yoksulluğun arttığını gösteriyor. Kürt illerinde yoksulluk ve işsizlik çok daha üst seviyelerde. Türkiye'de ortalaması %11 mi, 13 mi, 15 mi, 19 mu tartışılır ama TÜİK diyor ki 4 tane ilde, benim milletvekili olduğum Batman'da dahil, Şırnak, Siirt, Mardin'de işsizlik oranı resmi rakam %29. %29 işsizlik rakamı. Genç işsizlik oranı %25'in üzerinde. Özetle ülkede ekonomi iyiye gitmiyor. Bakın Türkiye Maliye Bakanı olmadığı 24 saatte Türk lirasının değeri %5. Tamam, tamamlayın lütfen Sayın Grup Başkan Vekilim.